Merhabalar, Deniz Hanım'la beraberiz. Deniz Hanım daha önce kronik vajin tedavisiyle gelen bir hastamız. Kronik vajinin sürekli tekrarlayan, bir türlü geçmeyen, özellikle mantar enfeksiyonlarıyla karakterize aslında pek çok kadının derdi, sorunu. Öncelikle teşekkür ediyorum ve iznini almak istiyorum. Bu görüşmenin kayıt altına alınmasına ve yayınlanmasına web sitelerimize, YouTube kanalımıza izin veriyor musun? İzin veriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Deniz, bize geçen yıl gelmiştin. İstersen sen anlat. Ne tür şikayetler yaşıyordun? Geçmişte nasıldı ve neler yaptın? Çok uzun süredir devam eden, çok fazla işte kaşıntı, yanma, batma ile süregelen yoğun bir akıntı sürecim mevcuttu. Çok fazla fitil kullanımı, işte antibiyotik kullanımı daha da kötü hale getirdi beni. Bir süre geçiyordu ama ancak tekrar yine başa sarıyorduk. 5 yıl yaklaşık farklı kadın doğum doktorlarına gittim ancak bir çözüm alamadım. Sonrasında sizi buldum. Buraya başladıktan sonra uygulamaya başlanmış olan tedavilerle beraber şu an enfeksiyonum hiçbir şekilde tekrar etmiyor durumda. Herhangi bir yanma, batma, kaşıntı hiçbir şekilde şu an söz konusu değil. Tabii bununla beraber sizinle beraber uyguladığımız lazer, ilaç tedavileri ve bir takım yeme eliminasyon diyetleriyle beraber... Ozon terapi değil mi? Yani bayağı aslında bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Evet. Burada tabii aslında vajinal enfeksiyon bir semptom, bir belirtidir. Yani bu belirtinin ardında neler var? İşte bunları ortaya çıkartmak lazım. Bunlarda da bizim için en önemli tedavi yöntemleri işte bu diyetler ve uyguladığımız bu cilt yenileyici, doku yenileyici tedaviler yer alıyor. Tedavinin kısa sürecinde bitti değil mi? Evet. Yani hızlı bir şekilde halledildi. Sonra tabii deride bir kaşıntı şikayeti, biraz da renk değişikliği vardı sanırım. Değil mi? Oradan da küçük bir biyopsi alalım dedik. Bir şeylerden şüphelendik. İstersen yine gerisini sen anlat. Çıkan biyopsi sonucuna göre liken skleroz olduğumu öğrendim. Henüz başında olduğumu söylediniz ve şu an için uygulanmış olan egzozom tedavisi bende neredeyse %100 işe yaramış durumda. Şu an renk değişimi, rengin normale dönmüş olması, bana vermiş olduğu artık kaşıntının mevcut olmaması, kuruluk hissi, her şey tamamen yok olmuş durumda. Şu an mesela örnek veriyorum, hani pantolon, kot pantolon giydiğimde vesaire herhangi bir semptom yaşanmıyor. Bu yüzden şu an çok rahat bir durumdayım. Yani şimdi liken skleroz da bir deri hastalığı, deride incelme, hassasiyetin artmasıyla kendisini gösteren bir deri hastalığı. Aslında ilerleyici bir hastalık ama burada İşte çok erken dönemde bir müdahalemiz oldu ve yalnızca bir seans egzozom tedavisi yaptık. Bu egzozom nedir onu öncelikle kısaca anlatayım isterseniz. Egzozom aslında hücrelerin dış çeperlerinde bulunan küçük kesecikler. Bunlar nano büyüklüğünde çok küçük kesecikler ve hücreler arası iletişim sağlayan, hücre yenilenmesini sağlayan çok küçük hücreler. Kendi DNA'ları var, nükleik asitleri var. Bunlar aslında dokunulmaz yenilenmesinde, hatta yaşlanmanın geciktirilmesinde önemli rolleri var. İşte bu egzozomlar farklı hücrelerden toplanıp bir ampul içinde direkt olarak enjekte edildiği zaman dokuda yenilenme, gençleşme, aynı zamanda bu tabii liken gibi enflamatuar cilt hastalıklarının tedavisinde sıkça kullanılır oldu. Türkiye'de ilk kez bunu hani genital bölgede biz kullandık ve son derece de güzel sonuçlar elde ettik. Şimdi durumlar nasıl? Yani nasıl hissediyorsun? Şu an için hiçbir şekilde bir şikayetim söz değil. Normal güncel hayatıma çok rahat devam ediyorum. O süre gelen işte fitil kullanım, ilaç kullanım süreci tamamen bitmiş durumda. Vücudum kendini yenilemiş gibi hissediyorum diyebilirim. Özellikle egzozomdan sonra daha da iyi oldum üzerine egzozomun gelmiş olmasıyla. Şu an için beni yani o bölgede rahatsız eden herhangi bir sıkıntı, kaşıntı, yanma hisleri tamamen yok oldu. Bu yüzden size çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Katıldığın için de çok teşekkür ediyoruz Deniz. Umarım her şey gönlünce olur. Artık rutin kontrolümüzü görüşmek üzere.